aylar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, ben sizdeyim, kandım. Burası ordenadorsuz. Merhaba gençler. Bugün sizlerle doğrusal hareket, geliştirici test 4 gün çözümleri ile beraberiz. Bakın burada ilk sorumuzda doğrusal bir yolda hareket eden G, C ve Y hareketlerinden G ve C'nin hız zaman, Y'nin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi hareketlere, hareketi yönünde bir kuvvet uygulanmıştır diye soruyor bakın. Hangi hareketlere hareketi yönünde bir kuvvet uygulanmıştır? Peki şimdi buradaki öncelikle G'den bahsedelim gençler. Peki buradaki G aracı nasıl bir hareket yapmış? Bakın G aracı düzgün hızlanan bir hareket yapmış. Bakın düzgün hızlanan bir hareket yapmış. Peki düzgün hızlandığına göre örneğin bakın bu cisim burada durmaktayken aracımız gelip de böyle artı yöne gitmekteyken biz kuvveti aynı yönde uygularsak cisim düzgün hızlanmaz mı? Demek ki G'ye hareketi yönünde ne uygulanmış? Bir kuvvet uygulanmış ki G aracı düzgün hızlanan bir hareket yapmıştır. Peki C'yi inceleyelim gençler. Bizim C aracımız nasıl bir hareket yapmıştır? Bakın sabit hız hareket yapmış. Peki sabit hızı hareket yapan bir cisme etki eden kuvvet olur mu? Olmaz. Demek ki net kuvvet nedir? Sıfır. Peki kuvvet sıfır ise İmeli sıfırdır. Demek ki C aracına herhangi bir dış kuvvet uygulanmamış. Bakın arkadaşlar. Şimdi gelelim Y'ye. Y aracı nasıl bir hareket yapmış? Bakın bizim hani pratik bir çemberimiz vardı ya çemberin biz ne yapıyorduk? Sağ tarafın hepsine hızlanan diyorduk. Sol tarafın hepsine yavaşlayan diyorduk. Artıysa artı, eksi ise eksi diyorduk. Demek ki burada Cisim ne yapmış bakın ben bunu böyle söktüğüm zaman nereye monte olur bakın gençler buraya monte olur. Demek ki burada nasıl bir hareket yapmış? Artı yönde düzgün hızlanan bir hareket yapmıştır. Peki artı yönde düzgün hızlandığına göre o halde bizim aracımız Y aracımız artı yönde V hızıyla gitmekteyken gelip bu araca hareket yönünde bir kuvvet uygulanırsa o halde cisim daha da hızlı gitmez mi gider? Demek ki Y'ye de hareketi yönünde bir kuvvet uygulanmış, G'ye de hareketi yönünde bir kuvvet uygulanmıştır. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada Doğrusal yolda hareket eden C ve Y araçlarına ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bir yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Peki öncelikle şuna diyelim arkadaşlar. Peki K aracı nasıl bir hareket yapmış bakın? K aracı artı yönde düzgün hızlanan bir hareket yapmıştır. Değil mi? Ha burada K değil arkadaşlar C ve Y demiş. Demek ki bu Y aracı olacak bakın. Y aracı artı yönde düzgün hızlanan bir hareket yapmıştır. Peki C aracı nasıl bir hareket yapmış? C aracı ise artı yönde düzgün yavaşlayan bir hareket yapmıştır. Birincisi araçlar zıt yönde hareket etmektedir. Bakın hayır gençler. Çünkü her iki aracımızın da hareket yönü nedir? Artıdır. O halde Birinci öncül yanlıştır. İkincisi araçların iğmeleri eşit. Bakın iğme büyüklükleri dememiş gençler. İğmeleri demiş. O halde Y aracının iğmesini beraber bulalım. Bakın Y'nin iğmesi delta V hız değişiminin delta T'ye oranıdır. Peki Y'deki hız değişimi nedir? Bakın son hız yani V. Eksi ilk hız 0 bölü zamanda t eksi 0. Demek ki y'nin iğmesi v bölü t'dir. Yani a'dır gençler. Şimdi de neye bakalım bakın. C'nin iğmesine bakalım. C'nin iğmesi de delta v bölü delta t'dir. Demek ki C'deki hız değişimi. Son hız ne demektir bakın t anındaki hız eksi zaman sıfırı gösterdiği andaki hız o da t eksi sıfır. Peki c aracının t anındaki hızına baktığım zaman nedir? Sıfır. Peki c aracının zaman sıfırı gösterdiğindeki hız nedir? V'dir. Bu da t eksi sıfırdır. Yani eksi v bölü t olur. Bu da ne olur gençler? Eksi a olur. Peki ikinci öncülde bize deseydi ki araçların iğme büyüklükleri eşit deseydi doğruydu. Fakat bize ne demiş gençler? Araçların iğmeleri eşittir demiş. İğmeler derse iğme nasıl bir büyüklüktü? Vektörel bir büyüklüktü. Vektörel büyüklükte artının ve eksinin önemi nedir? Vardır o halde. ikinci öncülümüzün yanlışlığı buradandır. Üçüncüsü Araçların diyor yer değiştirmeleri eşittir. Şimdi bakalım. Araçların yer değiştirmelerine gelince bakın. Yer değiştirme nedir? Hız zaman grafiğinin altındaki alandır. Peki burada bakın K'yı pardon Y'yi şuraya çizelim. Bakın burası zaman, burası da hız. Demek ki bizim Y aracımız böyle bir hareket yapmış. Bakın T bu da V'dir. Peki bunun altındaki alan nedir? Yer değiştirmedir. V çarpı T bölü 2. Demek ki artı x'lik bir yer değiştirmesi vardır gençler. Peki şimdi de bakın buradaki C aracına bakalım. C aracının hız zaman grafiğini çizdiğim zaman artı yönde düzgün yavaşlayan bir hareket yapmaktadır. Peki bunun altındaki alanda buradaki C'nin almış olduğu yer değiştirmeyi verir. Peki C'nin yapmış olduğu yer değiştirme delta x nedir? V çarpı t bölü 2'dir. E o da artı x'tir. Demek ki yer değiştirme nasıl bir büyüklük? Vektörel bir büyüklüktür ve her ikisi de artı x'tir. Doğrudur o halde bizim doğru cevabımız C seçeneği çıkar. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada birbirine Paralel yollarda sabit, bakın burası önemli gençler. Sabit 20 metre bölü saniye ve 10 metre bölü saniye hızla hareket eden G ve C araçlarımız varmış. Bakın G aracının hızı sabit 20 metre bölü saniye imiş. C aracının hızı da sabit 10 metre bölü saniye imiş. Peki araçların boyları 15 ve 5 metredir. Araçlar arasındaki mesafe 40 metre olduğuna göre G aracı Y aracını kaç saniye sonra bakın dikkat edin tamamen geçer diyor. Demek ki iki aracın birbirlerini tamamen geçebilmeleri için aradaki mesafe artı kendi boyları kadarlık bir yol almaları gerekir. O halde bu iki aracın birbirini tamamen geçebilmesi için önce G'nin boyu 15 metre yol alacak. Sonra bakın aradaki mesafe 40 metreyi alacak. Sonra da C'nin boyu kadar yol alacak. Peki biz hangi formülümüzü kullanacağız gençler? Bakın x eşittir v bağlız çarpı t'yi kullanacağız. Peki buradaki bağlız ne demektir? Eğer ki araçlar zıt yönde hareket ediyorlarsa bunların her ikisinin aritmatik toplama alınır. Yani matematiksel toplama alınır kısacası. 15 artı 5 alınır. Peki buradaki bağladığımız çarpı geçme süresidir. Peki burası nedir gençler? 60 metredir bakın. Bağlız nedir burada? Bunun hızı 20, bunun hızı 10. Demek ki bağlızımız 20 artı 10 geçme süresi t'dir. 60 kime eşit? 30 t'ye. Demek ki 2 saniye sonra G aracı C aracını tamamen geçermiş. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza gençler. Bakın bir trafik kuralına göre iki lamba arasında aracın ortalama hızı 50 km bölü saat olması gerekmektedir. Aksi halde her 10 km bölü saatlik hız fazlalığında 10 TL ceza yazılmaktadır. Derse geç kalan fizik öğretmeni Cansu şekildeki iki lamba arasını 20 dakikada geçmektedir. Buna göre Cansu öğretmen kaç TL ceza yemiştir? Şimdi öncelikle hız sınırımız 50 km bölü saatmiş bakın. Dikkat edin saat arkadaşlar ama Cansu öğretmen 20 dakikada gidiyor. Demek ki biz öncelikle 20 dakikayı saate çevireceğiz bakın. 20 dakika ne demektir? 1 bölü 3 saat eder. Peki burada aracımız sabit hız hareket yaptığına göre x eşittir v çarpı t'dir. Peki 30 kilometre bakın 30 kilometrelik bir mesafe var. Peki hızımız kaç bakın? Hızımızı bilmiyoruz ama burayı ne kadar sürede almış? 1 bölü 3 saatte almış. Demek ki saatte 90 kilometre bölü haçlık bir hızla gitmektedir. Peki ceza sınırı nedir bakın gençler? 50 kilometre bölü h. Demek ki her 10 km'de 10 lira ceza yiyecekmiş. E o zaman 50 gitmesi gerekirken 90 gittiğine göre 40 kilometre bölü saatlik bir fazlalığı vardır. Her 10 km'de 10 lira ceza yerse 40 kilometre fazlalığı olduğu zaman 40 liralık bir ceza diyecektir. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada şekildeki yolda aracıyla sabit hızla hareket eden Selen Hanım araç içerisinde radyo dinlemektedir. Tünel içerisinde radyo çekmemektedir. Selen Hanım tünelin girişine 10 saniyede geldiğine göre kaç saniye boyunca radyo dinleyemez? Bakın nota dikkat edin. Araç tamamen tünelden çıkınca radyo çekmektedir diye soruyor. Peki araç tamamen tünelden çıktığı zaman yani buraya geldiği zaman radyo çekmektedir. Peki bu durumda nedir? Biz aracın ön kısmını baz alacağız. Bakın buradan buraya gelmesi lazım. Peki diyoruz ki Araç sabit bir hızla hareket ettiğine göre ve 10 saniyede tünele geldiğine göre gençler o halde x eşittir v çarpı t'den biz hızı bulabiliriz. Peki aracın tünele gelinceye kadar aldığı yol 500 metre. Hangi hıza? V hızıyla. Peki kaç saniyede gelmiş? 10 saniyede gelmiş. Demek ki aracın hızı 50 metre bölü saniye olur. Bunu bulduk. Şimdi gelelim. Tam bu araç tünele girmeye başladıktan araç tamamen çıkıncaya kadar radyo dinleyemeyecek. E o zaman aracın aldığı yol ne olacak? Bakın gençler. Bir tünelin boyu artı kendi boyu olacak. Peki hangi hıza ve araç kendi hızıyla hangi sürede geçecek? T sürede geçecek. Peki toplam 1000 metrelik bir yolu 50 metre bölü saniyelik bir hızla t sürede alacaktır. Bakın bu metreler birbirlerini götürürse, e bunlar da götürürse demek ki tüneli geçme süresi ve tamamen tünelden çıkma süresi kaç saniye olacak gençler? 20 saniye olacak. E 20 saniye boyunca da Selen Hanım radyoyu dinleyemeyecek. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada doğrusal bir yolda hareket eden bir cisme ait ime zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangisi olabilir diye soruyor bakın. Olabilir sorulara dikkat edelim. Genelde hepsi çıkıyor gençler. Birincisinde araç 0 t anında hızlanmaktadır. Olabilir. Çünkü ime zaman grafiğinin altındaki alan bize Hız değişimini vermektedir. Bakın, artı yönde bir hız değişimi varsa ve aracın ilk hızı sıfırsa, araç hızlanmaktadır. Demek ki ben buraya v dersem, burası da nedir bakın gençler? Eksi v'dir. Peki aracın ilk hızı sıfırsa, bakın aracın ilk hızı sıfır olduğunu kabul edersem, o zaman araç vlik bir hız artışı olup böyle olacaktır. Peki daha sonra ime sıfırsa, hız sabit gidecek. Daha sonra burada eksi veylik bir hız değişimi olup artı yönde düzgün yavaşlayan bir hareket yapacaktır. Demek ki 0 t anında hızlanmaktadır ifadesi doğru olur. İkincisi araç t2 t anında sabit hız hareket yapmaktadır. Evet bu da olabilir arkadaşlar. Çünkü grafiğini burada çizdik. Üçüncüsü araç 2 t3 t anında yavaşlamaktadır. Evet araç burada artı yönde düzgün yavaşlayan bir hareket yapar. Bakın burada artı yönde sabit hızlı bir hareket yapar. Burada artı yönde düzgün hızlanan bir hareket yapar. O halde üçünü de yapar gençler. Doğru cevap E seçeneği olur. Şimdi girelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın son sorumuz. Bir trafik kuralına göre araçlar bir kilometre aralıklı iki trafik lambasını lambası arasını ortalama 50 km bölü saatlik pardon 50 metre bölü saniyelik hızla almalıdır. Şekildeki konumda aracıyla hareket eden yekta birinci lambadan ikinci lambaya 12,5 saniyede gelmektedir. Yekta'nın bu kural ihlalini ikinci kez yapmaması için ikinci lamba ile üçüncü lamba arasındaki ortalama en fazla hızı kaç metre bölü saniye olmalıdır? Bakın ortalama en fazla hızı kaç metre bölü saniye olmalıdır? Bir defa birinci lamba ile ikinci lamba arasındaki mesafe nedir? Bakın gençler 1 kilometre yani 1000 metredir. Bunu alalım. Peki 1000 metreyi ne kadar sürede almış? Bakın x eşittir v çarpı t'den sabit hıza gitmiş. O halde 1000 metreyi v hızıyla 12,5 saniyede almış. Peki bizim aracın v hızı ne olur o zaman gençler? 1000'i 12,5'a bölersem bakın 1000 bölü 12,5 ya da 10.000 bölü 125 o da ne olur? 80 metre bölü saniye olur. Peki araç 1 ile 2 arasında 80 metre bölü saniye hızla gitmiştir. Peki Yekta'nın diyor bu kural ilan iki, ama 50 ile gitmesi lazım gençler. Demek ki burada 80'lik bir hızla gitmiş araç. Ortalama 80 metre bölü saniyelik bir hızla gitmiş. Ama burada ne gitmesi lazım bakın gençler. 50 ile gitmesi lazım. Peki burada 50 ile gidecek ki ceza yemeyecek. E o zaman hızının neye düşmesi lazım bunun? 50'ye düşmesi lazım bakın. 50 gidecekse ve ceza yemeyecekse, ortalama hız burada 50'ye düşürürse o zaman ceza yemez gençler. O zaman doğru cevabımız da A seçeneği olur. Gençler herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.